5 yaşında bir kızım var dedi. Nasıl giydirmemiz lazım? Şimdi dinleyicimiz o suali sorarken birden böyle gerilere doğru gittik. Zaman çabuk akıp gidiyor su gibi hem de. Allah Teala rahmet eylesin. Tamimen Saadet-i Ebedi kitabını hazırlayan zatın Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh mübarek zevceleri Nefise Sirat Hanım, Allah Teala rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Bu hanım Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sohbetine bulunmuş. Sabiyken daha, buluğa ermeden önce. Çünkü bu hanımın babası Yusuf Ziya Bey amca, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin en çok sevdiği talebesi diye biliniyor. Bütün talebeler ittifak halinde, hani onlar kendileri aynı şekilde, bazıları efendi, bazıları efendi baba diyor, bazıları efendi hazretleri diyor. Genel olarak da efendi hazretleri tabirini kullanmışlar. Efendi hazretlerinin en çok sevdiği, en çok sevdiği Yusuf Ziya Bey amca diye ittifak halinde. Hatta yaş olarak aralarında çok fark var mı? Yani Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Yusuf Ziya amca. Yakın. Yakın biraz değil mi? Yakın, yakın. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin talebeleri hakikaten baktığın zaman mesela en gençleri Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi 20 yaşındaysa 70 yaşında talebesi de var. Evet. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin. Çünkü hani konu konuyu açıyor. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yeni tanımış. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni işte Halıcıoğlu askeri lisesini bitirmişler. Ondan sonra askeri tıp öğrencisi olmuş. Tıbbiyede okuyor. Fakat hocası oradan ayrıl eczacılığa geç buyurmuşlar. Yani Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri. Annesi de diyor ki bak diyor tıbbiyeden ayrılırsan, tıp fakültesinden ayrılırsan diyor işte kendimi asarım, öldürürüm, hakkımı helal etmem neyse. İşte kadınlık ve annelik şeyiyle ne geldiyse söylüyor. Orası da görünüşte daha kıymetli çünkü. Tabii. Yani. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi 17-18 yaşlarında hani liseyi yeni bitirmiş, üniversiteye girecek. Genç. Böyle bunalmış. O yaşta. Genç. İşte yanlış hatırında kalmasa herhalde İstanbul'da o Beyazıt Camii'nde bir evde bir camiye giriyor. Orada bir namaz kılıyor, dua ediyor. Ve ondan sonra gönlüne bir şey geliyor. Dışarı çıkayım diyor. Karşıma ilk gelenle istişare edeyim diyor. Çıkıyor. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri öyle bir dönemde aynı şekilde talebe yetiştirdi ki o talebelerin çoğu birbirini bilmiyor, görmüyor. Çünkü şey yok, hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruyor, dergah yok, ondan sonra medrese yok, böyle bir durum söz konusu değil. Facebook yok, Twitter yok, Facebook yok, fotoğraflarını Twitter, görseler vurup kursalar. Yok, öyle bir durum da yok. O zaman külliye yasakmış herhalde. Ondan sonra çıkıyor karşısına, böyle babası yaşında birisi çıkıyor. Diyor ki efendim diyor, bir şey istişare etmek istiyorum diyor. Bir konu da diyor, buyur diyor evlat. Bir konu da diyor, annem böyle diyor, hocam da böyle diyor. İkisinin arasında sıkıştım kaldım diyor. O kimse diyor ki, evlat diyor, senin hocan kim? Diyor ki, benim hocam Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Evlat diyor, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için bir bin anne feda olsun. Bir değil, bin anne feda olsun. Ben diyor hocanın dediğini yap. Meğer o da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin hocasıymış, şey talebesiymiş. Ya tamamen Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir kerameti o. Tamam, bir kerameti. Himmet ediyor yani, yardım ediyor. O anda o talebesine himmet ediyor, yardım ediyor. Böyle bir durum söz konusu. İşte şeyde ben Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretleri bir vesile olmuştu. O zaman anlatmışlardı, kendilerinden dinlemiştim. Buyurdular, kardeşim buyurdular. Böyle kardeşimle hitap ederlerdi genelde. Fakat bu kardeşim sözü sonra kitaplardan öğrendim. Sünnetmiş meğer. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e kardeşim Ömer hacca gönderiyorlar. Bize orada dua et. Yani Peygamber Efendimiz'e ittibaen söylüyorlar.
Yani sözleri, hareketleri, yaşayışları, bu din büyüklerinin, İslam alimlerinin her halleri sünnetçiliğe uygun olur. Kendileri anlatmışlardı. İşte Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri o zaman bu Kaşgari dergahında gitmiştik. Bizi evlerde aldılar. Bir, iki tane divanları vardı. Divanın birisinde bizi karşılarındaki divana oturturdular. Kendileri öbür divanda oturuyor. Fakat kendilerinin oturduğu divanın ben yüzlerine bakamazdım. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne bakamazdım. Böyle gözümüyordu ama divanın da divanda örten o perdeler gözüküyordu. Önüme de şey yapsam. O perde sallanıyordu. Gayri ihtiyari herhalde divanın altında kedi var zannettim. Sonra baktım orada 5-6 yaşlarında bir kız çocuğu çıktı. Sonra buyurdular ki, ya kardeşim buyurdular, meğer o bizim hanımmış buyurdular. Yusuf Ziyabi amcanın kerimesi. Ve şeyde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin hanesinde büyümüş. Yani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin teveccühüne kavuşmuş. Saliha bir hanım. Nefise Siret Hanım. Rahmetullahi aleyha. Sevenleri hanım anne derdi. Evet, sevenleri de hanım anne derdi. Hakikaten hanım anne ama. Yani hanım bir anne. Osmanlı. Bütün şeyleri biliyor falan. Ha diyeceksiniz niye uzattınız bu kadar? Niye uzattınız? Şimdi bu hanım sonra aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hanımefendisi oldu. Yusuf Ziya amcanın kerimesi, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin teveccühüne kavuşmuş talebesi, Hüseyin Hilmi Efendi'nin de hanımefendisi. Biz Fatih'te otururken orada da aynı şekilde dikkatimiz çekerdi. Soruyor ya hani dinleyicimiz. Kız çocuklarının daha küçükken baldır bacak bu şekilde böyle görülecek şekilde giyilmesine asla taviz vermezdi. Hadi diyeceksiniz efendim niçin? Hani bu kadar uzatmamızın sebebi buydu. Niye? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri gibi bir zatı görmüş. Hüseyin Hilmi Efendi gibi bir zatın da hanımefendisi. Yusuf Ziya amca gibi bir babası var. Emir abi gibi bir damadı var. Evet, Emir abi gibi de bir damadı var. Şimdi altyapısı çok güçlü. Bu bir. İmanı çok güçlü. Firaseti çok yüksek. Ve bu hanım diyor ki çocuğu aynı şekilde küçükken hayasını, edebini yok edecek şekilde giydirirsen bu çocuk ileride zaptarapt altına girmez. Ha şimdi efendim işte şimdi yapmazsa ileride onda sen ilerisin. Ne biliyorsun ilerisin? Gayb Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez. Sen İslam terbiyesi üzerine yetiştir o çocuğu. Dolayısıyla hani dinleyicimiz dedi ki çocuğu ben nasıl giydireyim falan. Elinden geldiği kadar çocuğun dizlerinin altını örtecek şekilde giysi giydirsin. Elbiseler hep öyle olsun. Yani herkes işte yaz geldi, baldır, bacak, kollar hepsi açık olsun falan. O çocuğa günah olmaz ama öyle giydiren anne babasına günah olur. Ve bir de o çocuk büyüdüğü zaman aynı şekilde anne babanın hayasını yıktığı için çok öbür tarafa rahatla adapte olur. Hatta bir seferinde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Edirne Kapı mezarlığında. Orada ziyaret ediyorlar tam çıkarken işte talebelerinden birkaçı da orada. Bir kadın böyle yaz günüymüş çok açık saçık şey kumaş bulamamış kadıncağız örtecek kendisini. Bir de küçük kızcağız çocuğu var. Çocuk haberi anne. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o talebeler de onu görmüşler. Ya kardeşim uyuftar bu çocuk şimdi buna anne diye sarılıyor. Bu kadın bu haliyle bu çocuğu çıplak gezdirecek. Ondan sonra ona aynı şekilde dini bana öğretmeyecek, dinsiz yapacak. Şimdi anne diye sarılıyor. Çocuk bu annenin kendisini cehenneme götüreceğini bilse bundan aynı şekilde akrepten kaçar gibi, sırtlandan kaçar gibi, yılandan kaçar gibi kaçardı kardeşim buyurmuşlar. Doğru ya. Çocuğu cehenneme mi hazırlıyorsun, cennete mi hazırlıyorsun? Efendim biraz sıkıntı mı kılıyor? Olur tabii ki. Cennete giden yol sıkıntılı. Cehenneme giden yol basit, kolay. Bütün nefsin istek ve arzuları orada. Onun için efendim orada taviz vermemeli. Elden geldiği kadar ne kadar yaparsa o kadar aynı şekilde şey yapsın. Kapalı elbise giydirsin. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.